Tabii Erzurum deyince tarımda, hayvancılıkta ön planda Recep Acar Süt ve Süt Ürünleri Üretim Merkezi'ndeyiz. Biz tabii sizleri öncelikle tanımak isteriz, kendinizi, firmanızı. 1964 yılında Erzurum'un Ovacık nahiyesi Kuzgun köyünde dünyaya geldim. Şimdi tabii Aziye'ye bağlandı. Önceden nahiyeydi, şimdi Aziye ilçesine bağlanmış oldu. Babam canlı hayvan ticareti yapıyordu o yıllarda. Ben ilkokul köyde okudum. Orta ve liseyi şehirde okudum. 1980 yılında liseyi bitirdim. Liseyi bitirirken hem okuyup hem de ufak ufak ticaret yapıyordum. Tabii babamın canlı hayvan ticareti yaptığından dolayı az da olsa bilgimiz vardı. 1980 yılında üniversite sınavlarında kafama göre puan alamadığımdan dolayı ticarete atıldım. 1980 yılından beri 2020 bugüne kadar ticaretle uğraşıyorum. Süt ve süt ürünleri, canlı hayvan ticareti yapmaktayım. 2013 yılına kadar Erzurum'un ilçelerinde mandıracılık yapıyordum. Kendime büyük bir tesis kurmayı hedefledim. Bu arada tarım kırsal kalkınmanın hibelerini öğrendik. Hibeleri öğrenen için müracaat ettik. Projemiz kabul oldu, olundu. Erzurum Aziye ilçesi organize sanayi bölgesinde Doğu Anadolu'nun en modern, en büyük fabrikasını 2013 yılında kurduk. 2014 yılından, 15 yılından beri burada üretim yapmaktayız. Burada üretim yaparken kaliteye, doğal oluşuna, katkı ürünlerini kullanmadan hijyene dikkat ederek sağlıklı ürün üretmeyi hedeflemekteyiz. Bizim yağımızın maliyeti 40 lira 42 liradır. 42 liralık yağınan 8 liralık yağ tereyağı nasıl rekabet edecek? İkincisi, bozulan sütlerin içerisine hidrojen peroksit katılarak sütler işlenip vatandaşa yedirilmektedir. Bu sadece Erzurum için değil, Türkiye'nin her tarafında devletin bir an önce bu konuda tedbir alması lazım. Taklit ve taşhis yapanları Tarım Bakanlığımızın ve devletimizin bir an önce acilen tahsis ederek ticaretten tamamen men etmesi lazım. Bu bizimkinin de geçerli. Bizde de yakalarsa taklit taşhis benim 40 senelik ticaretimi, 40 senelik yatırımımı, 40 senelik hedefimi bir dakikada bitirsin, razıyım ben. Yeter ki insanlar hasta olmasın. Biz ağırlıklı tereyağı, eski kaşar, taze kaşar, civil, çeçil peynir, yağsız çeçil, Erzurum tulum peyniri, bunları üretmekteyiz. Ürünlerimizin hepsinin önü açıktır. İçerisinde 1 gram katkı bulunursa ben kellemi kapının önünde keseceğim. Bunu da iddialı konuşuyorum. Hile bulunursa, ama sütün doğasında ne varsa bizim ürünlerimiz içerisinde de o vardır. Hijyene de dikkat ettiğimizden dolayı Allah'ıma 1000 defa şükrolsun, hiçbir sıkıntımız yok. Biz Türkiye'nin her tarafına ürün satıyoruz. Yakında da Allah nasip ederse ihracat yapacağız. Bizim ürünümüzü peynirden, sütten, yağdan anlayan insanlar kullanıyor.